İçel TV'de bir tartışma programından daha herkese selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bir haftalık aradan sonra yine bir perşembe günü yine sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz koronavirüs, evet, ama gündemler az önce yayına gelmeden önce bir arkadaşım şunu söyledi. Gündemler gelir geçer. Evet, gündemler gelir geçer ama mühim olan sizin gündeminiz. Ben de programa böyle başlamak istedim çünkü çok hoşuma gitti. Evet, koronanın dışında da gündemlerimiz devam ediyor. Yani hayatlarımız devam ediyor. Tabii ki koronada önemli bir düşüş, vefat sayısında, entübe sayısında, yoğun bakım sayısında bir düşüşü görüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Ama bu her şeyin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Lütfen ama lütfen yine sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Biraz daha sabır, biraz daha fedakarlıkla koronavirüsten tamamen inşallah kurtulacağız ve yine o eski, özgür, mutlu, birlikte olduğumuz günlere kavuşacağız. Ama yine de mümkün o azami derecede bütün kurallara yine dikkat edelim. Tabii gündemler gelip geçer dedik ama bazı gündemler hiç bitmez. Mesela sağlık gibi, hukuk gibi, adalet gibi konular her zaman gündemimizde olan ve olması gereken konular. Geçenlerde bir program yapmıştık. Kendisiyle çok önemli ilgi duydu. Çünkü hukuk ve adaleti konuşmak gerçekten bizlere ve sizlere faydalı oluyor. Bugünkü çok değerli konum yine avukat Menekşe İlhan Köken, kendisi bugün hukuksal konulardaki bizim bir nebze danışmanımız gibi olacak. Kendisiyle hukuk üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu programı dikkatle takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok önemli konuları kendisine soracağız ve bir hukukçu gözüyle de sizleri bilgilendireceğiz. Biz de bilgileneceğiz. Menekşe Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk Ufuk Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Programdan sonra, radyo programımızdan sonra güzel tepkiler aldık. Güzel bir yayın oldu. İnşallah bugün de dilimiz döndüğünce güzel bir program yaparız. Tabii insanlara faydalı olmak, bilgilendirmek güzel şeyler. Tabii başta da söyledim, işte gündemler gelip geçiyor ama hukuk her zaman lazım. Bir kitapta mı, bir tiyatroda da söylemişlerdi. Kimin söylediğini şimdi hatırlamıyorum ama adalet bir gün herkese lazım olabilir. O yüzden bizim önemli konularımız hukuk. Covid sonrası veya Covid zamanında ve Covid sonrasında hukukta yaşanan sorunlar, bunların çözülebilmesi için hükümetin aldığı tabii ki tedbirler oldu. Bunları konuşacağız sizle. Evet. Genel olarak nasıl şu an hukuktaki durum, nasıl değerlendiriyorsunuz? Avukatlarımızın sorunları, mahkemelerin durumları ne durumda? Şimdi ne zaman yallah bismillah diyoruz? Bu zorlu süreç gerçekten pandemi nedeniyle öncelikle yaşlılar ve çocuklar açısından çok sıkıntılı bir süreç oldu. Yani bizim mesleğimiz birazcık daha evde yapılmaya uygun bir meslek olduğu için bizde o kadar problem değil ama özellikle sağlık bazı sektörlerde, mesela sağlık sektörlerinde gerçekten çok büyük özveri yapıldı. Buradan da sağlık sektöründeki çalışanlarımızı bir kez daha teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Büyük bir vefa örneği gösteriyorlar gerçekten. Ya bu dönem bize aslında insanlığa dair, insan ilişkilerine dair çok şey öğretti. Evde kaldık. Bu süreç bize böyle bir artı etkisi oldu bu sürecinde. Tabii ki bu sürecin hukuka da büyük etkisi oldu. Bütün dünya etkisi altına alınan bu koronavirüs gündemin ilk sıralarında yer bulurken tabii ki bu salgının hukuk alanında da birçok etkisi oldu. İş hukukunda oldu, icra iflas hukukunda oldu, ceza hukukunda büyük yansımaları oldu. Normal hukuk davalarımızdaki sürelerin durması vesaire şimdi bahsedeceğiz. Bu konularda da çok büyük etkileri oldu. Genel olarak aslında hukukumuzda çok büyük etkileri var yani. Şimdi tam olarak tarih 15 Haziran'da mı mahkemeler, evet, açılıyor? Aslında açıktı zaten, bunu da düzeltelim isterseniz. Hani mücbir, yani acil nedenler, evet, dışında durmuştu. Şimdi bazı 26 konuda. Mart'ta bir 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir genelge ile sürelerimiz durdu. Dava açma, icra takibi başlatma, ara buluculuk, şikayet, itiraz gibi sürelerimiz durmuştu. 30 Mayıs'a kadar durmuştu. Ancak 30 Mayıs'tan sonra tekrar bir şeyle 15 Haziran'a kadar
ertelendi. 15 Haziran'a kadar bu süreçler işlemeyecek. Ancak bunun istisnaları var. Yani hem icra iflas hukukunda dediğimiz gibi hem ceza hukukunda bazı istisnaları var. Örneğin ceza hukukunda tutuklu olan insanlarımız var, hükümlüler var, tutuklular var. Bunların mağdur olmaması için bu süreler işlemeye devam ediyor tutuklu işlerde, ivedi işlerde. Yine kabahat veya idari yaptırım gibi durumlarda yine sürelerimiz işlemeye devam ediyor. İcra iflas hukukunda yeni icra takipleri yapılamıyor ama bazı istisnalardan nafaka takiplerine devam edebiliyoruz. Bu tür dava şeylerimizde. Hukuki ilişkilerimizde süreç devam ediyor, durmadı. Ama aslında en çok şimdi bu koronadan dolayı umarım olmaz ama herhalde iş hukukuyla ilgili avukatlar ve mahkemeler daha yoğun olacak gibi geliyor. İcra ve iflas kanunuyla ilgili durumlarda. Çünkü tahsilat yapamadı insanlar. Bir de birçok bu iş hukukuyla ilgili bizim de anlamakta zaman zaman zorlandığımız, işte araştırıyoruz bir gazeteci olarak, çok tabirler var. Bunlara sizin kısaca değinmenizi istiyorum. Kısa çalışma ödeneği, işte ücretsiz izin, ücretli izin, yıllık izin, evet. Efendime söyleyeyim tazminat, buna benzer birçok şeyleri de gördük. Devlet, hükümet destekler sağladı, onu biliyorum. Bazı işveren arkadaşlarımızla da konuştuk ama bunlar nedir? Kısa çalışma ödeneği nedir? Bunlarla ilgili ne sorunlar yaşanabilir? Kısaca bunlara değinirseniz sevinirim. Şimdi tüm dünyadaki bu Covid'den dolayı salgının günlük hayata yanı sıra işçi işveren ilişkilerine de çok büyük etkileri oldu, çok büyük yansımaları oldu. Bu durumda hükümetimiz bundan kaynaklı birçok tedbirler aldı. Daha öncesinde bu yoktu ama artık alınan kararlarla, yeni kanunlarla, geçici yasalarla artık önümüzü çok daha net görebilmekteyiz. İş hukuku anlamında söylüyorum ve diğer hukukla şeylerde, alanlarda da, hukuki alanlarda da alınan kararlarla daha net çözümler oluşmaya başladı. Şimdi bizim avukatların en çok söylediği şeylerden biri değişimdir. Yani şimdi biz özellikle şirketler açısından, iş hukuku bakımından söylüyorum, şirketler açısından gerçekten şimdi benim burada söyleyeceğim şeyler her şirketin potansiyeline, durumuna göre ve işçinin durumuna göre tabii ki değişebilir. Ama genel hatlarıyla söyleyeceğimiz şeyler geçerlidir. Şimdi ben öncelikle bu izin kavramına değineyim. Çok fazla gündem oluyor. Bize şirketlerden, danışmanlık yaptığımız şirketlerden çok fazla bu konuda talep geliyor. Ücret, bizim hukukumuzda ücretli izin veya ücretsiz izin iki kavram vardır. Ücretli izin, iş kanunumuzda da düzenlenen, bir yılı dolduran işçiye 14 gün ve sırasıyla kıdemine göre 21 gün, işte 3 hafta oluyor, 21 gün, 28 güne kadar giden izin. Yani bu normalde bunları işçiler yaz dönemlerinde kullanırlar. Genel olarak bu şekildedir. Toplu olarak da kullanılması mümkündür tabii ki bu iznin. Ancak bunu işverenler işçiye kullanması açısından tabii ki zorlayamaz. Normalde işveren bunu zorlayamaz ama işverenin de iş yerinde tabii ki bir gözetim, denetleme potansiyeli var olduğu için yani bunları da gözeterekten işçiye tabii ki izin verme hakkı, izin hakkı bulunmakta. Bu yönden burada birkaç yöntem oluyor. Mesela bu 14 günlük ve uzayabilen 21-28 günlük izin sürecinde talep olursa, yani normalde işleyişte talep olur, işveren de buna onay verirse ya da daha büyük işletmelerde, toplu izinlerde kullandırılabilir. Evet. Herkes şu tarihte izne çıkacak tarzında. Ücretli izinlerde kişilerin parası ödenmeye, işçilerin parası ödenmeye devam ediyor. Onda hiçbir şey sıkıntı yok. Yine SGK primleri yatmaya devam eder ücretli izinlerde. Bu şekildedir. Yani ücret ödemeye işveren devam eder. Bu şekildedir. İşverenin işçi üzerinde tek tek de kullandırabilir. İşçileri toplu olarak da ücretli izne gönderebilir. Böyle bir hakkı da vardır işverenin. Ama şurada şöyle bir durum var. İşçinin bunu kabul etmesi lazım. İşçi bunu kabul etmezse asıl sorun orada çıkıyor. İşçi ben gitmiyorum derse izne. Asıl sorun aslında bizim için burada başlıyor. Ama şimdi bir saniye. Hep biz bu konuları konuşurken işçi işveren ilişkisinde hep böyle bir işçi sanki mağdurmuş gibi konuşuyoruz.
böyle bir algı oluşmasın. Çünkü işveren de işçi kadar çok önemli. İşveren olmazsa işçinin bir anlamı olmaz. İşçi olmazsa da işverenin bir anlamı olmaz. İşverenler istihdam yaratıyorlar, üretiyorlar. Hepsine de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yani bu ülkenin kalkınması için insanlara istihdam yaratıyorlar. Orası yanlış anlaşılmasın evet. Ama şimdi işverenler de bu Covid ile ilgili işte yarı yarıya düşürmek zorunda kaldılar. İşleri düştü. Evet. Dolayısıyla personel, yani işçilerin de bu izne yani kabul etmemesi açıkçası beni şaşırttı. Yani vardır böyle olanlar. Kabul edenler için söylemiyorum. Evet. Hani bu boşluğu o izinli olarak kullanmaları hem işçiler için faydalı hem de işveren için faydalı bir şey değil mi? Aslında çok güzel. Bununla ilgili sorunlar çok, yaşanacak herhalde. Evet, çok güzel herhalde. Bir konuya değindiniz. Evet, hukukta, kanunda düzenlemeler var ama bu dönem farklı bir dönem. Yani evet. Her zaman karşılaşılan bir dönem değil. Hem yani her iki tarafında evet, fedakarlık yapması lazım. Her iki tarafında aynen o şekilde. Yani her iki tarafında bu süreçte biraz daha anlayışlı olması lazım. Her iki evet. tarafında birlikte konuşarak bir ortak paydada buluşmaları lazım geliyor. Çünkü hani çok farklı bir süreç. Aşamadıklarında da avukatlarımız görevinin başında. Biz yani bunu evet. aşacaklar. Ama ben daha farklı bir yere çekeceğim konuyu. Şimdi iş kazaları oluyor. Siz de bu tip davalara evet. bakıyorsunuz. Bir fabrikada çalışan bir kişi veya fabrika demeyelim, bir işletmede de çalışıyor, bir lokantada da çalışıyor olabilir. Yani bir yerde çalışan bir kişi. Mesela o kuryeler evet. benim çok ilgimi çekiyor. Kurye çocuklar sabahtan akşama kadar 100 tane el sıkıyorlar veya evet. işte post cihazı gibi işlem yapıyorlar. Bu çocuklar, bu arkadaşlar, bu insanlar bir Covid virüsü kapabilir. Veyahut da bir yerde çalışırken pozitif çıkabilir. Yani virüs kapabilir. Evet. Peki bunlar böyle bir durumla olduğunda bu da iş kazasına girer mi? Evet, hani bir merdivenden düşmek, elektrik çarpma gibi değerlendirebilir miyiz hukuksal anlamda? Şimdi şöyle söyleyeyim. İş hukukumuzda, iş kanununda işverenin gözetim ve denetim yükümlülüğü var. İşveren, özellikle bu pandemi süreci içinde söylüyorum, her zaman için bu geçerli ama bu süreçte işveren iş yerinde gerekli denetimi yapması lazım, gerekli tedbirleri alması lazım. İşte gerekli tedbirleri alması lazım. Üzerine düşen yükümlülükleri işverenin yapması lazım. Ondan sonraki süreçte işçi eğer bir iş yerinde bir bu virüsü kapmışsa evet bu iş kazası olarak değerlendirilebilir. Ama burada işverenle işçi arasındaki bir illiyet bağının olma, bu yani hastalığı kapmasının işçinin iş yerinde kapmışsa eğer bir illiyet bağı olması lazım. Bunun ispatlanması yani gerekiyor. Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu da daha önce de bahsetmiştim bunu. Sağlık müdürlüklerinin denetim yapması lazım. İş yerlerine giderek denetim yapılması lazım. Şirketlere giderek gerekli işverenler bu konuda hassasiyeti, üzerlerine düşen yükümlülükleri yapıyorlar mı? Yerine getiriyorlar mı? Ne kadar getiriyorlar? Bunlara ilişkin denetimleri yapılması lazım. Ama sizin söylediğiniz mesela kurye biraz istisnai bir durum. Yani farklı bir durum. Dediğiniz gibi bu kurye özel yaşantısında da kapabilir. Dışarıda devamlı. Ama işte bunu tespit mesai, etmek çok zor. Şöyle bir durum var. Mesai saatleri içerisinde kurye dışarıda da olabilir. Bu eğer mesai saatleri içerisinde bu virüsü kapmışsa. Ama onu nasıl tespit edeceğiz? 14 gün sonra ortaya çıkıyor mesela. İşte yani. bu süreçte. Ama ben şunu sormak istiyorum yani izleyenlerimizin de anlaması açısından. Tespit edilirse yani evet. çalışırken koronavirüs kaptığı tespit edilirse iş kazasına giriyor mu? İş kazasına giriyor ama özellikle mesela bundan önceki şu anda yeni Yargıtay'a yansıyan yeni bir durum yok Covid ile ilgili çünkü çok yeni olduğu için ama daha önce SARS vesaire bu salgın hastalıklarda iş kazası olarak kabul etmişti Yargıtay. Peki izleyenlerimizden bir soru geliyor. Tabii ne olduğunu ben bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur. Kod 29'un işveren tarafından keyfi kullanımına bir cezalandırma uygulanmalı mı diyor. Kod 29 neyse. Kod 29 muhtemelen SGK'nın çıkış kodu anlamındadır. Evet. Şu anda kod 29 herhalde acaba şey mi işverenin haklı nedenlerle fesli kavramı olabilir. Şu anda tam yanlış bilgi vermeyeyim. Kodlar çok fazla aklımda yok ama şimdi bu süreçte zaten şöyle bir durum yani, var. Yani işten çıkarılmalarla ilgili i̇şte, bir şey aynen. olduğunu şöyle söylediler bana. Var. Şu durumda keyfi olarak geçici işten çıkarma yasaklanmıştı zaten bu korona sürecinde. Evet, geçici ama bununla ilgili
nasıl bir cezalandırma olabilir? Şimdi geçici kanunla işten çıkartmaları 3 ay süreyle yasaklandı. Ücretsiz izne gönderilebilir işveren. İşçi bu süreçte eğer ben ücretsiz izne gitmem, evde oturmam, ben çalışmak istiyorum vesaire gibi bir durumu varsa işverenin yani eğer haklı sebepleri varsa fesih hakkı oluşuyor. Bu durumda hani dediğimiz gibi yine aslında şeye dayanıyor. İşçi ile işveren arasındaki birazcık da ortak paydada buluşmak. Biraz işçi anlayışlı olacak, biraz işveren anlayışlı olacak ve ortak paydada buluşulacak. Sonuç olarak keyfi bir uygulama varsa bunun hukukta yaptırımı var mı? Tabii ki yani keyfi bir uygulamaysa işçi yasal haklarını mahkemelerde arayabilir, davasını açabilir. Tamam, tabii işçi, iş kazası ve işçi çıkarmalarla ilgili bunu soracaktım. Evet. Gelelim daha yine önemli bir konu. İcra iflas kanunundan bahsettiniz. Evet. Güzel. Şimdi icra ve iflas yani icra işlemleri de durduruldu. Evet, değil mi 15 Haziran'a kadar? Yaklaşık 2 aydır mı durmuş durumda? Aynen öyle. 15 Haziran'dan sonra tekrardan. Yok yok. Ne zaman durduruldu? Tam olarak. Yani 2 ay oldu. Aynen. 2-2,5 ay civarında oluyor. 2-2,5 aydır bu durdu. Ama bu soruyu soruyorum. Çünkü burada barolara, avukatlara bir görev düştü mü? Neler yapıldı merak ediyorum. Ama tapular, noterler evet. Açık. Evet. Yani bir mal kaçırma olabilir. Diyelim benim bir borcum var ise. Ve ben bu borcumu da ödemiyor isem, art niyetli isem, bunu fırsat bilip icra bana gelmeden malı, tapu, noter, işte bunları halledebilir değil mi? İşte bu dolayısıyla da alacaklı olan kişi mağdur oldu. Yani bunu düzenli bir hale getir, şu denilemez miydi? Bu süreç içerisinde tapu, işte genelleyemiyoruz. Sırf icra nedeniyle de herhalde yapamıyoruz ekonomik bir tabii sıkıntı. Tabii ki birçok şey tapuda yani birçok işlem yapılıyor. Böyle karmaşık bir durum yani. Bunu ne yapmak lazım? Ne olacak? Şimdi icra iflasta evet sürelerimiz durdu. İstisnai durumlar haricinde mesela örnek veriyorum nafaka gibi. Onun dışında durdu ama dediğiniz gibi tapular, noterlikler çalışmaya devam ediyor. Onlarda bir şeylik yok. Bu da şöyle bir kötü tarafı oldu bunun. Kötü niyetli borçlular tarafından bu durum yani muvazalı devirler yapılmaya başlandı. Bu süreçte alacaklı icraya başvuramadığı için borçlu örnek veriyorum bir tane taşınmazı var borçlunun üzerine kayıtlı. Tapuda devrini yapabiliyor bu süreçte. Yani evet. Bu durumda alacaklı 15 Haziran'da icra işlemlerine başladığı zaman bu durumda alacağı bir şey kalmıyor. Borçlunun üzerine hacize gittiği zaman üzerine kayıtlı herhangi bir şey yok, devredilmiş oluyor. Ya bu durumda birazcık kötü niyetli borçluların işine yaradı diyebiliriz yani. Peki ne olacak? Sizin yani mesela müvekkilleriniz vardır. Ne yap? Bu durumda şu anda bir yani hem bize şimdi 16 Haziran'da icra gitti. Keşke umarım icralar olmasın. Herkes alacağını vereceğini ödesin ama bir gerçeklikle yüz yüzeyiz yani yaşadığımız bu dünyada. Hı hı. Şimdi siz 16 Haziran'da gittiniz, baktınız ki adamın üzerine bir mal, hiçbir şey yok. İşte burada 3 ay önce vardı diyelim, şimdi yok. Bunu ne yapacaksınız işte bir avukat olarak? Burada bir açık var ve hem bize hem de adliyedeki hakimlerimize, yani hem mahkemelerimize hem icra dairelerine daha büyük emek, daha büyük çaba sarf etmek gerekecek. Yani daha çok çalışacağız. Biz uğraşacağız, borçlunun mallarını veya iptal davaları açmak zorunda kalacağız. Muvazalı devir, yani danışıklı devir diyoruz biz buna. Bunu ispat etmeye çalışacaksınız yani, evet. Ve işler... İşler daha da uzayacak. Ama bu arada borçlunun da faizli borcu da yükselmiş olacak. Tabii ki faiz yani devam eder. Zaman İcra kazanmış olmuyor. Evet, ben çabuk soruyorum çünkü o kadar çok yoğun sorular da var ki. O yüzden hukuk olunca böyle oluyor. Evet. Size sorularımızı soracağız. Hızlı hızlı cevaplar geliyoruz. Bir de kiralamalarla ilgili sorun evet. Varmış. Şimdi özellikle AVM'lerde bu sorun evet, yaşanıyor. Evet, aynen öyle. İş yeri kiralıyoruz. Biz sözleşmeler var ve bu sözleşmelerden kaynaklı da sorumluluklarımız var kiracı olanların. Evet. Bu dönemde kapalıydı dükkanlar birçoğu. İş de yapma, yani açık olanlar da iş yapamadı. Ya da işte AVM'ler komple kapalıydı mesela. Bununla ilgili nasıl sorunlar bizi bekliyor? Bunlar çok ciddi bir rakamlara ulaşacak. Kiralayan da haklı, kiraya veren de haklı. Mesela birisi geçen gün benim yanımda oldu bu tartışma. Ya diyor benim tek gelirim diyor bir emekli maaşım var bir de bu dükkanın kirası diyor.
Yani evet. Adam da haklı, o da haklı, herkes haklı. İşte bu durumlar ne olacak, ne olmalı? Veyahut da bunlarla ilgili bir düzenlemeler var mı? COVID'le evet, tabii ki. Tabii ki bu konuda da kira konusunda da hükümetimiz gerekli düzenlemeleri yaptı. Şöyle bir durum var. Şimdi bazı işletmelerin faaliyetleri tamamen durduruldu. Bazılarında kısmen durduruldu. İkili bir ayrım var burada. Şimdi kira sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen kiracı bedel ödemek, kira bedelini ödemek, bedel ödemek, kiracı da o kiraladığı yeri, verdiği yeri, evet. kiraya verdiği yeri hazır bulundurmak yükümlülüğünde. Bu durumda karşılıklı borçların asli unsur da kira ödemektir. İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mart 2020 tarihi itibariyle de genelgeyle bazı işletmelerin dediğim gibi faaliyetleri tamamen durduruldu. Bu durum kiraya verenin kiralananı sözleşmeye uygun bir şekilde hazır edememesine neden oldu. Bu durumun ortaya çıkmasında kiraya verenin bir kusuru var mı? Yok. Bu süreçte tamamen beklenmedik, mücbir sebep durumu oluşuyor. Bu durumlarda aslında tamamen yani geçici bir süre imkansızlaştığı durumlarda şey yok. Bu tip durumlarda kanunda açık bir düzenlememiz yok Evet. Bu şey itibariyle. Ancak bu durumlarda Yargıtay şöyle bir karar verdi. Bu geçici durumun ortadan kalkıncaya kadar kira bedellerinin ertelenmesi. Bu süreçte özellikle büyük işletmeler, yani bizde de oluyor, hastaneler mesela kiraya veriliyor veya işte dediğiniz gibi AVM'lerdeki bu süreçte çok fazla ihtarname gönderiyorlar. Biz bu süreçte kira bedelimizi ödeyemeyeceğiz. Pandemi süreci geçinceye kadar bu kira bedellerinin ertelenmesini talep ediyorlar. Ne kadar süre ertelenecek ama? Süreç geçinceye kadar, salgın geçinceye kadar. Yani salgın 2 yıl geçmedi farz edelim. Bu konuda hükümet muhtemelen bir şey alacaktır. Yani değil mi? Bir sorun yani. Yani orada bir boşluk var. Yani bir şey olmazsa bir şey olmaz ama bir şey olursa'yı tırnak içinde söylüyorum, konuşmak lazım. Evet, orada bir boşluk var. Yani orada bir boşluk var. Hükümetimiz bu konuda da bir şey alacaktır mutlaka ki, bir tedbir alacaktır, bir kanun yayınlayacaktır ama süreç bu şekilde şu anda. Şu anda bir şey yok. Aynen, yani büyük işletmelerde şu anda erteleniyor. Ancak bir de şöyle bir durum var. Faaliyeti tamamen değil de kısmen durdurulan işletmeler var. Örnek veriyorum. İşte restoranlarda, yani restoranlar açık değil ama yine de hizmet veriyorlar. Yemek hizmeti veriyorlar. Örnek veriyorum, pastaneler, evet, bu tarz yerlerde. Evet. Bu durumlarda da onlar kirayı ödeyecek. Şimdi onlar da kirayı ödeyecekler ama tabii dediğimiz gibi hani tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğu için her iki tarafın da yükümlülükleri olduğu için bu durumlarda şimdi burada yeni duruma göre uyarlanmasını, aşırı bir ifa durumu, aşırı ifa güçlüğü var ortada. Biz Türk Borçlar Kanunu'nda sanırım 138. maddesinde düzenleniyor. Aşırı ifa güçlüğünde mahkemeye başvurarak bu kira bedellerinin yeniden uyarlanmasını talep etme hakları var. Bu süreç tanınmış. Bu konularda da birçok davalarımız oluyor. Bu süreçte gelen müvekkillerimiz var. Bu konularda hukuki olarak destek veriyoruz. Tamam. Çünkü mahkemeleri artık bu süreçten sonra 15 Haziran'dan sonra buna ilişkin davalar da açacağız. Evet, daha çok yoğun olacaksınız. Aynen. Ceza infaz kurumu ceza infazla yasasıyla ilgili düzenlemeler oldu. Evet. 31 Mayıs'a kadar izinli sayıldılar. Devamında Evet. Tekrar uzatıldı bu süre. Ceza infaz yasasındaki bu düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü geçende de bunu söylemiştim. Bu suç işleyenlerin %77'si tekrar suç işleyip geri cezaevine maalesef geri gidiyorlarmış. Bunlarla ilgili bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi olumlu yanları da tabii ki var bu durumun, ceza yeni infaz yasasının. Ancak olumsuz bazı yönleri de var. Şimdi özellikle bu süreçte hem avukatlarla hem de aileleriyle bir defa önce ceza evinin sağlık tedbirleri kapsamında görüşmeler yasaklandı. Biz de müvekkillerimizle görüşemedik. Ancak ilk zamanlarda bir telefonla görüşmeydi uzaktan. Ancak Evet. O da çok verimli olmuyordu. Tabii bu durum bizim dosyalarımızda, tutuklu, özellikle tutuklu dosyalarımızda olumsuz yansımaları oldu. Yani müvekkilimizle devamlı bir iletişim halinde değiliz. Bu durumda bir kopukluklar oldu. Mağduriyetlerin doğmasına sebebiyet verdi. Bu dönemde tutuklu ve hükümlüler yakınlarıyla da görüşmedi. Sağlık şeyliğinden dolayı, sağlık durumlarından dolayı. Boşaldı mı gerçekten?
gerçekten cezaevleri oldukça yani bu yasayla. Evet, şimdi denetimli serbestlik durumu oranlar düştü, açığa çıkmadaki oranlar düştü, 1/2'ydi vesaireydi, bunlar oranlar düştüğü için evet birçok insan şu anda zaten dışarıya çıktı denetimli serbestlikten, ama birçoğu da mesela açığa çıktı, açıktan yani izne gönderildi. Türk Ceza Kanunu'nda yani Türk hukuk sisteminde cezaların karşılığı biraz diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksek mi, hafif mi, nasıl? Yani şimdi size her göre. Şöyle söyleyeyim, yani her ülkenin hukuku kendine özgü. Genel anlamda yani evet, potansiyel herkesin yani suç işleme, o toplumdaki suç işleme potansiyeli, suç potansiyeli her ülkenin kendine göre. Ya bunu niye soruyorum Menekşe Hanım? Yani suçun karşılığındaki alınacak olan ceza eğer insanları rahatlatırsa, maalesef bu biraz daha suç işlemeye doğru iten bir neden değil mi? Rahatlatmak olarak görmeyelim. Yani şimdi kanun koyucu o yasayı koymuş, kanun koyucu koyuyor bunu. Az veya çok takdir hakkı da mahkemeye ait oranlar veriyor, işte 3 yıldan 5 yıla kadar örnek veriyorum cezalarda. Hani bu bizim şeyimiz değil tabii ki, mahkemelerin takdir hakkı var. Ya tabii ki şimdi mağdur olan kişi, sanık olan kişi hakkında en üst cezayı alsın. Böyle bir şey oluyor mu? Hukuk ceza kavramına başka bir programda. Aynen, çok, çok ayrıntılı bir konu, ve çok detaylı çünkü bir konu. Çünkü soranlar vardı, buna da sormadı demesin arkadaşlar. Çok farklı yönleri var o yüzden. Yani ceza hukukunun çok farklı yönleri var. Bununla ilgili inşallah bir program yapalım. Tabii ayrıntılı ceza hukuk konuşalım. Sistemi üzerine. Çünkü bakın, bir biz Türkiye'de ben şunu görüyorum. Bu uzak Doğu Asya, Güney Asya ülkelerinde de böyle. Avrupa ve hatta Amerika'nın da bir bölümünde, bazı eyaletlerinde de böyle. Biz suçu ortadan kaldırmak için daha çok sanığı ele geçiriyoruz. Bir suçun oluşabilmesi için bir suç üçgeni, yani mağdur, sanık ve suç yeri olması lazım. Bunlardan biri olmazsa suç oluşmaz. Ama biz hep suç üçgenini dağıtmak için sanığı alıyoruz. Oysa ki mağduriyetleri ortadan kaldırsak, suç yerlerini ortadan kaldırabilecek çalışmalar yapsak, mesela bir okulun önünde uyuşturucu madde satılıyorsa mağdur olacak öğrencileri eğitmemiz ve okulun önünde uyuşturucu madde satılmasına engel olsak sanığın yapabileceği bir şey kalmaz gibi, bu konuları yani insanları daha çok eğitimle bu konuda güçlendireceğimize ben inanıyorum. Bunu ama dediğim gibi yine başka bir programda konuşalım. Bu konuya da değinmiş olduk. Çok detaylı ve kapsamlı bir konu çünkü. Evet, yani hukuk olunca bizim de aklımıza her şey geliyor. İnsanlara da her şeyi sormak istiyorlar. Teşekkür ediyorum takip eden sevgili dostlara, izleyicilere. Peki biz bu koronayı atlattıktan sonra görüyoruz ki biraz iş hukuku, icra iflas kanunuyla ilgili mahkemeler yoğunluklar yaşayacaklar. Bununla ilgili tüm avukat arkadaşlarımız da 2-3 aydır evde oturuyorlar. Adli tatil ne olacak? Ne olmalı? Şöyle söyleyeyim. Adli tatil şu anda bir değişiklik yok. Yani alınan yine normal adli tatil sürecimiz devam edecek. Ancak bu konuda baroların bildiğim kadarıyla girişimleri var. En azından adli tatil süreci, bu süreçte biz hani duruşmalar zaten ertelendi. 15 Haziran'da duruşmalar başlayacak. Tekrar Temmuz itibariyle adli tatile girdiğimiz zaman müvekkillerimizden de tabii ki ya mağduriyetler yaşıyoruz. Dosyalar uzuyor, sürüncemede kalıyor bu süreçte. Bu konuda baroların girişimleri var ama henüz verilmiş bir karar yok. Yani benim kendi şahsi görüşüme soracak olursanız da bence hani tatil yaptığımız yeter diyorum. Yani birazcık daha çalışma vaktidir diye düşünüyorum. Tabii. Herkes biraz taşın altında elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Ben de öyle olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten yerinde ve zamanında adalet sağlanamazsa ondan bir hayır gelmez. O yüzden de insanların adaleti olan güvenini de zedelememek açısından daha çok çalışmak gerektiğine inanıyorum. Umarım yani. Mersin Barosu veya Türkiye Barolar Birliği bununla ilgili bir çalışma yaparlar. Avukat arkadaşlarımız gerekli tatil yaptı. Bazıları da tatil yapmak isteyen avukat arkadaşlarım çok, onlara da kızmasınlar ama size de bize de. Evet Menekşe Hanım, peki şimdi bu COVID ile ilgili şöyle bir konu oldu.
yani hastanede çalışan yani sağlık görevlilerinden hasta olanlar yani pozitif bu virüsü kapanlar, ölenler oldu, hastalananlar oldu. Bunlarla ilgili bir düzenleme var işte, bunlar görev şehit sayılıyorlar hatta ki hak ediyorlar da. Ama biz diğer çalışan kamu güvenlik gibi insanlarla ilgili bir hukuksal anlamda düzenlemeler var mı? Yani illa korona için de bunu söylemiyorum. Yarın bir gün başka bir şey de olabilir, dünyanın başına gelebilir. Bu salgınla ilgili, pandemiyle ilgili hukuk sistemimizde sıkıntılar var mı? Yani iş hukuku anlamında iş hukuku soruyorsunuz. Anlamında. Yani dediğim gibi işverenler şöyle düşünceleri olabiliyor. Şimdi tek taraflı düşünmemek lazım. Genelde bizim iş kanunumuz işçiden yanadır. Yani hani bir tık işçiden yana ağır basar. Öyle de değerlendirir. Toplum nezdinde de zaten böyle bilir ama işverenler de bu süreçte şey yapmamak lazım. Haklarını yememek lazım. O sonuçta onlar da bir işletmeler, ücret ödüyorlar çalışanlarına. Evet. Bunun belli bir mali yükümlülükleri var. Ya şimdi çalışmadığı halde işçiye ücret ödeme, tabii ki bunun bir maliyeti yüksek olacak. Bu noktalarda hem dediğim gibi işçiye hem de işverene bu konularda şeyler düşüyor. Büyük yükümlülükler düşüyor. Herkes taşın altına elini koymalı diye düşünüyorum bu süreçte. Evet. Peki... Bu pandemi sürecinde işte dezenfektan gibi, buna benzer işte maske gibi birçok yeni tabirleri daha çok sık kullanmaya başladık. Hem gerçekte de kullanmaya, kelime olarak da kullanmaya başladık. Önceden işte kaçak alkol üretimi vardı. İşte kaçak dezenfektan, sahte dezenfektan, sahte alkol gibi üretimler oldu. İnsanlar da böyle kendilerini çaresiz hissettiklerinde biraz da evham olan insanlar yönelebilirler. Yani ben bakıyorum mesela dezenfektan ücreti 5 TL'ye de var, 50 TL'ye de var. Evet. Şimdi ben kimyacı değilim, eczacı değilim. Bilemem bunun hangisi iyidir, kötüdür. pH değeri bilmem ne yazılıyor. Ben de herkes gibi ben de bilemeyebilirim. Bunlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda yeni düzenlemeler olması gerekmiyor mu sizce ya da var mı? Yani bu resmen bir adam öldürme, adam yaralama suçuyla hiç değer olmuyor mu? Eğer o aldığım dezenfektan nedeniyle bir sıkıntı yaşıyorsam veya o alkolle ilgili. Şimdi tabii ki buna ilişkin şu anda da var yani sadece bu süreçle ilgili değil. Sahte alkol veya sahte içki, sahte sigara vesaire bu kollarda kaçakçılık kanunu mevzuatında geniş düzenlemeler var. Ama dediğim gibi bunlar çok kapsamlı konular, çok ayrıntılı detaylı konular. Tabii ki bunun cezaları, ağır cezalar var. Artı bir de para cezaları var bunlara ilişkin. Bu kaçak üretilen şeylere ilişkin bedellerini devlet hükümete ödemesi, artı bir de bunun yanında ceza durumu var. Hem para cezası hem de ceza durumu var. Yani fırsatçılar ama, yine her yerde yine bu pandemiyi fırsata çevirmesinler. Aynen öyle ama dediğim gibi çok kapsamlı, bir konu. Ceza hukuku dediğim gibi çok kapsamlı bir konu. Çok farklı alt dalları var, çok farklı alt yanları var. Yok anladım Menekşe Hanım ama yani fırsatçılar için de buradan bu uyarıyı yapmak için bunu hatırlatmak istedim. Bunun ceza yaptırımının ağır olduğunu siz de buradan... Tabii ki hem de Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri bu konuda denetimleri yani sürdürüyorlar. Her yerde bu denetimler devam ediyor. Yani herhangi bir tutanak durumunda vesaire durumunda çok ağır cezaları var dediğiniz gibi. Nafaka derken bu çocukları görmeyle ilgili bir şeyler söylediniz programın başında. Nafaka icra konusunda bir sıkıntı yok. Bu çocuklar hani gidilip böyle icra memurlarıyla teslim alınıyordu. Evet. Üzücü görüntüler görüyorduk. Bununla ilgili nedir durum? Ne yapmak lazım? Şimdi çocuk teslim ediyoruz biz ona. Boşanma kararıyla beraber ya anneye ya da babaya velayet veriliyor çocuklar. Ya annede ya da babada kalıyorlar. Ama diğer tarafla da bir kişisel ilişki tesisi kuruluyor. Kimde kalıyorsa velayet hakkı olmayan diğer tarafla da kişisel ilişki tesis ediyor. Ama tabii bazı dönemlerde ebeveynler arasındaki bu sıkıntılar maalesef ki
çocuklara yansıyor. Göstermek istemiyor velayet hakkı kendisinde olan kişi. Diğer taraf icra kanalıyla eğer göstermediği, rızasıyla göstermediği takdirde mahkeme sonuçta bir gün tesis ediyor, bir saat tesis ediyor kişisel ilişki tesisinde. Çocukla baba arasında örnek veriyorum daha somut olsun diye. Ama anne çocuğu o saatlerde göstermiyor, o gün göstermiyor. Bu durumda baba ne yapacak? Çocuğunu görmek istiyor. Kanunumuzda maalesef ki yani bunu çocuğu almaya icra kanalıyla gidiliyor. İcra kanalıyla ve pedagog kanalıyla çocuğu anneden teslim alıp baba normal görüş, mahkemenin tesis ettiği görüş gününde çocuğunu görüyor. Doğru mu? Çocuklar gerçekten çok yıpranıyorlar. Ya bununla ilgili yeni bir düzenlemeler oldu mu? Konuda, o yüzden sordum. Yok, bu konuda şu dönemde bu süreç durdu. Maalesef icra daireleri gitmiyorlar bu süreçte. Eğer rızayla gösteriyorsa anne veya baba, velayet hakkı kimdeyse görüşüyor. Ama onun dışında çocukla ilgili kişisel ilişki tesislerine ilişkin icra daireleri işlem yapmıyor. Tamam, süreçte. İyi bir şey olmuş bu. Peki arabulucu ve uzlaşma mesela artık ifade verirken bir konuyla ilgili uzlaşmak istiyor musunuz diye bir soru soruluyor ifade alan kişi tarafından. Uzlaşma nedir? Arabulucu nedir? Bir de şimdi arabulucu avukatlarımız oldu, arabuluculuk hizmetleri oldu. İkisini karıştırmamak gerekir herhalde tahminimce. Evet, farklı durum, farklı kavramlar. Bunun ikisinin arasındaki ayrımı ve arabuluculuk daha da ilerleyecek, gelişecek bir konu mudur Türkiye'de? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok güzel bir konuya değindiniz de aslında bu da başlı başına bir başka bir programın i̇şte konusu kısa ama kısa bahsedersek. Geçeceğiz. Şimdi uzlaşma daha çok ceza hukukunda karşımıza çıkıyor. Bazı suçlar uzlaşma kapsamına alındı. Bu kapsamda savcılarımız, savcılıklarda uzlaşma kapsamındaki suçlarda hem sanığı hem de diğer tarafı çağırıp uzlaşmacı avukatlar var. Bu arada avukat dışındaki bazı sanırım bazı birimlere de yani bazı yer kişilere de uzlaşma yapma yetkisi uzlaşma yapma yetkisi verildi. Bu kapsamda savcılık aşamasında uzlaşmaya tabi suçlarda bu ceza kanununda tanımlanmış bazı suçlar var. Bu ki biz daha önce de takibi şikayete bağlı suçlar mı genelde? Tek takibi şikayete bağlı olarak demeyelim ama bazı suçlar sayılaraktan ceza kanununda o suçlar uzlaşmaya tabi. İki kişi tarafın da mı uzlaşması gerekiyor? Evet, iki tarafın da uzlaşması lazım. Bazen bu dediğim gibi maddi olarak uzlaşma sağlanabiliyor. Bazen ben şikayetçi değilim şeklinde uzlaşma sağlanabiliyor. Uzlaşma daha çok dediğim gibi ceza hukukuyla. Savcılık aşamasında savcı tarafından uzlaşmacı memur görevlendiriliyor ve iki tarafla iletişim halinde, toplantılar halinde ortak bir paydada buluşmaya çalışılıyor. Arabuluculuk birazcık daha farklı. Arabuluculuk süreci birazcık da hukuk dalını ilgilendiren bir husus. Arabuluculukta şu anda öncelikle iş hukukunda bir arabuluculuk durumu vardı. Ama şu anda ticaret hukukunda da bazı dosyalarımızda, bazı alanlarda ticaret hukukunda da arabuluculuk müessesesi getirildi. İyi bir müessesesi mi? Evet, bence mahkemelerin iş yükünü hafifletmek adına iyi bir müessese. Özellikle ben iş hukukunda bunun çok fazla olumlu yansımalarını görüyorum. Çoğu süreç artık işçi işveren arasında arabuluculuk sürecinde çözülerek çözümleniyor. Hem işçi de kısa sürede hakkını alıyor, işveren de mağdur olmuyor. Mahkemelerde devamlı bir tanık bildireceğiz vesaire, işte ispat, faiz binecek tazminatlarına. Bu süreçlerde maddi olarak, maddi yönden işveren açısından da daha iyi oluyor. Hem de mahkemelerin iş yükü daha hafifliyor. Peki bu, ama her avukat arabulucu olmuyor değil mi? Yok, arabuluculuk bunun bir şartları var. Evet, arabuluculukla ilgili biz eğitim alınıyor. Daha sonra da arabuluculuk sanırım geçen sene Ocak ayında mı yapıldı arabuluculuk sınavı? Her sene bir iki defa açılıyor arabuluculuk sınavı. Arabuluculuk sınavına girip başarılı olanlara arabuluculuk dairesine başvuru yapılıyor, kayıt olunuyor. Ondan sonra da görevlendirmeler yapılıyor. Bir sistem var, arabuluculuk sistemi. Oradan atamalar yapılıyor. Yani ben kişisel olarak her avukatın aynı zamanda arabulucuda olabilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani neden böyle bir sınav var? Tekrardan bir bilmediğim sınava. İçin belki de. Tekrardan bir sınava tabi tutuyorlar ve arabuluculuk bürolarına başvuru yaptığımız zaman iş hukukuyla veya işte ticaret hukukuyla veya başka dallarda atamalarını yapıyorlar. Arabuluculuk memurlarına gidiyoruz. Evet. Yani bu
Arabuluculuktan sonra yine mahkemeye gidip onaylattırılıyor mu o? Şöyle, arabuluculuk eğer anlaşmayla sonuçlanırsa mahkeme durumu olmuyor. Ama anlaşmayla, yani çok farklı şey bir durum ama istisnai bir durum ama anlaşmayla sonuçlandı. Örnek veriyorum, bir işçiyle işveren arasında anlaşma sağlandı. Evet. 20 bin lira tazminat ödenmesi, işveren bu tazminatı ödemedi. Evet. Bu durumda bunun tahsili için icra takibi de yapılabiliyor ve mahkemeye de gidilebiliyor. Evet. Ama anlaşmayla sonuçlanmazsa tabii ki dava açılabiliyor. Evet. İcra iflastan başladık. Çocuk nafakaya kadar gittik. Güzel konular. Teşekkür ediyorum. Bir de kişisel olarak da şunu da soracağım. Covid insanlar, hani korona öncesi ve sonrası olacak hayatlarımız dedik. Hukukun dışında da bir birey olarak aslında tabiat ana biz insanlara biraz ders mi verdi? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğanın daha dinlenmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki bundan sonra biz yeni bir yaşama alışacak mıyız? Neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili de her konuma bunu mutlaka soruyorum. Çünkü koronadan sonra nasıl bir hayatımız olduğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben dedim, başta da dedim, bu süreçte herkes evde kaldı. Bunun da olumlu yansımaları var, olumsuz yansımaları var ama yani insanlığa dair, kişilere dair gerçekten yani bize çok şey öğretti aslında bu süreç. Yani insan ilişkilerine dair doğa kendine geldi. Yani evet. Daha önce de söylemiştim size, sohbetimiz arasında bahsetmiştim. Yani denizde canlılar artık sahil kenarına evet. gelmeye başladı. Çok o derece. Evet. Yani onun dışında yeşillikler canlandı, ağaçlar canlandı, her şey kendine geldi yani. Çok da olumlu etkileri var. İnsan ilişkilerinde de tabii ki olumlu etkiler. İnsanlar durdular, düşündüler, kendilerini bir şöyle dinlediler, öyle söyleyelim, evet. evde kaldığı süreçte. Bu olumlu yansımaları tabii ki. Yani daha çok kıymet bilmeye mi başladı insanlar? Birazcık daha hayatın değerini anlamaya başladılar. Evet. Bu olumsuzlukları görünce. Evet, kapanışa gidiyoruz. Genel anlamda son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz veya bizim unuttuğumuz bir şeyler varsa onları da lütfen toparlayınız. Yani dediğimiz gibi süreç zor bir süreç ama gerekli önlemleri, tedbirleri aldıktan sonra evet. bu süreç şey değil tabii ki. Halledilebilecek bir süreç. Herkes üzerine düşen yükümlülükleri yaparsa bu süreç tabii ki halledilecektir. Hukuki anlamda da dediğimiz gibi 15 Haziran'dan sonra işlemlerimiz hızlanacak. Hem mahkemelerin hem avukatların, yargının işi birazcık daha fazlalaşacak, ağırlaşacak, yoğunlaşacak. Ama hepimiz çalışmaya hazırız. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz için evet. devamlı hizmete hazırız. Bir de şunun önüne geçmek lazım diye ben düşünüyorum. Bunu avukat arkadaşlar, avukatlıklar çokça çağrısını bunu mutlaka yapıyorlar ama gerçekten artık hukuk ve dünya o kadar gelişti ki yani bir arzu halci arkadaşın yazdığı dilekçeyle artık davalar ve işler yürümüyor. Yani bununla ilgili nasıl bir çağrınız olur? Yani avukatlık mesleğine insanların artık her sorunda mutlaka bir avukata danışması gerekliliğini ben vurgulamak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi, tabii ki bize başvursun evet. diyeceksiniz ama neden avukatsız olmaz artık bazı Şimdi şeyler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Avukata gerçekten gereken önem verilemiyor. Halkımızda, toplumumuzdaki mantık biraz şu. Bir dilekçe yazıyorsunuz. Ne evet. oluyor ki? Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi arzu halciye gidiliyor. Çok karşılaşıyoruz. Dilekçeyi zaten hani onu tartışmıyorum bile yani. Ama mahkemelerde dava açıldığı zaman görüyoruz yanlışlıkları. Yine dönüp dolaşıp bize geliyorlar. Yapılan hatayı yine biz düzeltiyoruz. Yani eninde sonunda bu süreçte yapılan hatalar bize gelir. Hak kaybı doğuyor. Yani süreler evet. geçiyor. Zaman aşımı süreleri geçiyor. Cevap süreleri geçiyor. Yani o noktada avukatlara her daim iş yüküyor. Şirketler açısından söylüyorum. En ufak bir sözleşmedeki bir maddeye dikkat edilmemesinin sonucunda çok vahim sonuçlar doğabiliyor. Yani sözleşmelerde, sözleşmeler açısından. Özellikle biz çünkü danışmanlık yaptığımızdan şirketler biliyoruz. Şirketler bunu oturttu mu? Her şirketin hemen hemen bir hukuk danışmanı var mı? Şöyle söyleyeyim. Anonim şirketlerde zaten avukat bulundurma, belli bir sermayesi olan şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu var. Ama onun dışında artık
yavaş yavaş şirketlerimiz de bu bilince sahip olmaya başladı. Yani işlerinde, sözleşmelerinde avukata danışmadan iş yapmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bunun olumsuz getirisi oluyor. Yani sonuçta bu şeylerin dönüşü daha ağır oluyor. Evet. Yani avukata ücret ödemek istemiyorlar ama daha fazla ücret ödüyorlar. Öyle söyleyeyim daha sonrasında. Evet, hep bir alt üstü bir dilekçe yazılacak mıdan konu öyle nereye geliyor? Öyle bir tabir oluyor, evet. Bizim Türk toplumunda da şöyle bazı mesleklerle ilgili klişe hareketler vardır. Avukatlar, doktorlar ve şimdi son dönemde de psikologlar bu sorunla çok karşılaşıyor. Yani ne iş yapıyorsunuz dediğinde, avukatım dediğinizde bunu yaşıyorsunuzdur. Hemen hukuksal bir soru yağmuru başlıyor. İşte doktorum dediyseniz hemen bir soru yağmuru başlıyor. Bir de şimdi psikologlara da hemen bir soru yağmuru başlıyor. Bununla ilgili bir avukat arkadaş şey dedi. Yani büroma gelin bu konuyla ilgili size yanıt vereceğim dediğinde ya ne var 5 dakikada buna bir cevap versen. İşte o 5 dakikada cevap verebilmek için yıllarca eğitim aldım demişti. Buradan da gerçekten aslında avukatlar bir anlamda da fikir işçisi gibi bizim gazeteci yazarlar gibi emeğinin hakkını aldığı bir yeni bir dönem diliyorum. Tüm sizin nezdinizde tüm avukat arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Faydalı bir program olduğuna inanıyorum. Çok bilinçlendik bu konularda. Tabii ki bitmez hukukun konuları. İnsan hayatının olduğu her yerde mutlaka hukukla ilgili konularımız, insan ilişkilerinin olduğu her yerde adalet gerekli ve avukatlar çok gerekli. Zaman ayırdınız, geldiğiniz için çok teşekkür ederim bu bilgileriniz için. İzleyicilerimiz de çok yoğun ilgi gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ama inşallah bir dahaki programda diğer konulara da değineceğiz. Çok teşekkür ederim. Tekrar bekleriz ederim. İnşallah. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi ileriki konularda hukuk çok derya denizdir. İleriki zamanlarda spesifik konularla ilgili detaylı olarak da tekrardan sohbetler ederiz inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli İçel TV'de tartışma programı izleyenleri, sevgili dostlar bugün de bir programın sonuna geldik. Böyle hukuk olunca hızlı hızlı bütün konulara değinmeye çalıştık. Tabiri caizse biraz daha detaylısını yakınınızdaki en yakın bir avukat arkadaşla daha detaylı konuşabilirsiniz. Umarım daha güzel bir dünyayı hep birlikte yaratabiliriz. Nasıl hep birlikte korona belasından kurtulduysak yarın bir gün karşımıza çıkacak bütün engelleri de bir ve beraber olarak üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz haftaya buluşuncaya kadar yine buradayız haftaya. Buluşuncaya kadar lütfen ama lütfen umutlarınızla yaşayın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.